Gençler selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız. Arkadaşlarım ÖSYM nereden nereye serisinde bölme ve bölünebilme kuralları konusunu ele alıyoruz. Bunun derince bir analizini yapıyoruz. Bu derin analizin içerisinde neler olacak? Daha önceki konularda yaptığımız gibi önce arkadaşlar bölme bölünebilme kurallarıyla alakalı önceden nasıl sorular varmış? Şimdi nasıl sorular soruluyor? Yani tarzlar arasındaki farkı inceleyeceğiz. Sonra son 11 yılda sorulma oranına bakacağız. Sorulma adedine bakacağız. Sonra da eskiden sorular nasıldı? Eski soru tiplerini çözeceğiz. Şimdi yeni sorular nasıl? Onları çözeceğiz arkadaşlar. Bir de artık naçizane bir fikirle gelecekte nasıl olabilir bunun yorumunu yapacağız ve buna ait de bir tane soru göstereceğiz. Şimdi bölme ve bölünebilme kurallarıyla başlayalım arkadaşlar. Ne demiş? Bakın YGS döneminde sorulan sorular kurala ve işleme dayalı daha çok çözülebilir sorulardı. Şimdi çözülebilir sorulardan kastımız ne? Arkadaşlar burada çözülebilirden kastım şu. Daha fazla böyle hani soruyu okudun. Anında zaten matematiksel olarak sana bilgisini vermiş oluyor. Sen bunu anladın ve işleme döküyorsun. Yani soruyu direkt okur okumaz aklına şu geliyor. Örnek veriyorum. Soruda diyor ki bu sayının 9'da bölümünden kalan 2'dir. Sen ne yazarsın? 9k artı 2 yazarsın o soruya, biter. Yani o sayıyla alakalı herhangi bir başka fikre kapılamazsın. Nettir soru. Ama TYT dönemindeki sorularsa daha çok hikayenin içinden arkadaşlar bir hikayemiz var TYT dönemindeki sorularda. O hikayenin içerisinden hikayeyi buduyorsunuz. Budadıktan sonra ağacın iskeleti kalıyor. İşte o iskelet de sevgili arkadaşlarım geçmiş yıllarda sorulan sorunun aynısı zaten. Hiçbir farkı yok. Sadece senin orada hikayeyi okuyup anlaman gerekiyor. Sanki böyle anlatınca daha da zormuş gibi geliyor fakat emin olun daha da basit. Yani o siz hikayeyi budadıktan sonra geride kalan soru emin olun geçmiş dönemde sorulan YGS ve ÖSS'de sorulan bölme bölünebilme sorularından daha da basit sorular oluyor. Şimdi birazdan inceleyeceğiz zaten sorularımızın ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksın. Burada arkadaşlar unutmayın. Sanki birisi net soru öteki de hikayeden sonra net soruya ulaşıp soruyu kendimiz üretip daha sonrasında çözme kısmı gibi dursa da emin olun arkadaşlar hikayeyi sadece anlasanız yetiyor soruyu çözmeniz için. Emin olun birazdan göreceğiz, birazdan göreceğiz. Şimdi son 11 yıla bir bakalım. Son 11 yılda arkadaşlar bakın ortalama soru adedi ilk sınav için, birinci sınav için 0.63. İkinci sınav için, ikinci bölüm için 0.36. Ya hadi biri yüksekken, birisi yüksek, birisi alçak onu anlayabiliriz. Eyvallah fakat evet ortalama soru adedi birinci sınavda diğerinin neredeyse iki katı falan ama o da düşük. Yani çok fazla tercih edilmiyormuş son 11 yılda. Sadece en çok tercih edilen dönem bir 2014'te iki tane soru birden çıkmış. Birinci sınavda ama onda da ikinci sınavda çıkmamış. Ve işin ilginç tarafı İkinci sınavlara baktığımız zaman son 11 yılda sadece topu topu 4 soru çıkmış. Bakın topu topu 4 soru var. Ve son 11 yılda yine ilk sınavda çıkan soru sayısına baktığımız zaman topu topu 7 tane soru çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Toplam 7 tane soru. 4 soruda birinden 11. Yani ikisini topladığınız zaman TYT, AYT ya da birinci sınav, ikinci sınav topladığınız zaman ancak bir soru çıkıyor. Yani arkadaşlar bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Şöyle diyebiliriz, mutlaka ama mutlaka her sene ya TYT'de ya da AYT'de, yani ya YGS ya LYS ya birinci sınav ya ikinci sınavda mutlaka bu konudan soru bir tane çıkıyor diye bir yorum yapabiliriz. Çünkü 0.63, 0.36 topladığınız zaman 0.99 yapıyor zaten. Demek ki mutlaka ya birinci sınavda ya da ikinci sınavda soracaklar. Bunun yorumunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ha şöyle de durum var, bu yıl AYT'de çıkma olasılığı ne? AYT'de çıkma olasılığı bence düşük. Niye? Çünkü 2018'de biliyorsunuz biz YKS devrini yaşıyoruz 2018'den beri. Fakat 2018'den bu yana yani 4 senedir arkadaşlar sadece ama sadece bir tane soru çıkmış AYT'de.
TYT'de ise son 3 senedir her sene soruluyor. Sadece ilk YKS sınavında, yani 2018 YKS'de, TYT'de sorulmamış arkadaşlar. Tamam. 2018'de ne TYT'de ne de AYT'de sorulmuş. Ayrıca parantez içerisinde bilgi verelim gençler. Dediğim gibi ortalama soru adedi TYT için 0,63, AYT için 0,36. Bunlar ancak toplayınca 1 yapıyor. Buradaki yorumumuz ancak ve ancak şudur. Demek ki her sene mutlaka bir tane çıkıyor ama TYT'de mi AYT'de mi bunu kestiremiyoruz. Ama son senenin, sadece son 4 senenin istatistiklerine bakacak olursanız TYT'de bir tane sorunuz gelecek gibi görünüyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi bölme ve bölünebilme konusuyla alakalı nasıl evrildiğini gördük. Son 11 yılda sorulma adetlerine ve sorulma oranlarına baktık arkadaşlar. Ortalama soru adetlerine baktık. Ortalama soru adedine baktıktan sonra da şimdi ne yapıyoruz? Gelin sorularımıza beraber birlikte bir bakalım sevgili arkadaşlarım. Evet, öncelikle nasıldı kısmına bakacağız. Yani eskiden ÖSS'de ve YGS döneminde, daha doğrusu YGS, LYS ve ÖSS döneminde desek daha doğru olur. 2018'den önce diyelim, olsun bitsin. Bu sorular nasıl soruluyordu? Nasıl tarzda sorular vardı? Ve bunlar nasıl çözülüyordu? Bunlara bir bakalım. Hadi. Bir doğal sayı 50 ile bölündüğünde kalan 15'tir. Bak, nettir soru. Öyle hikayeymiş, şuymuş, buymuş, hiç alakası yok. Sana direkt yapman gereken şeyleri söylüyor. Bir doğal sayımız varmış. Biz buna A diyelim. Tamam mı? Ben bunu 50'ye böldüğüm takdirde bölümü vermemiş, bölüme de B diyelim. Kalanı vermiş. Kalan kaçmış arkadaşım? 15'miş. Şimdi bu cepte mi cepte? Daha sonrasında diyor ki ben bu doğal sayıdan diyor bir n sayısı çıkardım. Bu çıkardığım sayıyı yine 50'ye böldüm. Ve diyor ki bölüm 13 azalmakta diyor. Biz bölüme B demiştik ya, demek ki artık burası B-13 oluyormuş arkadaşlar. Kalanı ise vermemiş. Biz buna K diyelim. Peki. Şimdi sol taraftaki bölme işleminde A'yı hemen elde edin. Bakın da sorunun kökünü bile anlamadım. Soru o kadar net ki mutlaka bu A, B veya K ile alakalı bir bilgi soracak ki büyük ihtimal A ile alakalı, N'nin alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi A arkadaşlar nedir sol taraftaki bölme işleminden? 50 tane B'ye bir tane 15 eklemiş. Peki. Sağ taraftaki eşitlikte şimdi gelin a artı a eksi n'yi elde edelim. Bakın o da a eksi n eşittir dedim. 50 çarpı b, 50 çarpı b ve 50 kere eksi 13 alt eksi 650 yapar. Artı bir de eklememiz gereken bir kalanımız var. Şimdi arkadaşlarım n hakkında bilgiler sorulmuş ya bize. Ben bu a sayısından a eksi n'yi çıkarırsam gördüğünüz üzere a'lar gider, 50 b'ler gider. Şimdi burada a eksi eksi a eksi a eksi m derseniz burada eksi eksiden bakın burası artı yapıyor, yani n kalıyor. Burada ise bunlar gitmişti, 15'ten eksi 650'yi çıkarıyoruz. Eksi eksi 650, yani demek ki 650 artı 15'ten burası 665 gelecek. Daha sonrasında ise bir de eksi k'mız mevcut. Tamam. Şimdi 665 eksi k dedik biz bu n sayısına. Peki arkadaşlar n'nin alabileceği en küçük değer sorulmuş ya, yani bunun minimum değeri sorulmuş. O zaman bana k'nın maksimum değeri lazım. Bu k'nın maksimum değerini ben nasıl bulurum arkadaşlar? K'nın maksimum değeri şudur. Hani kalan bölenden daha küçük olmak zorundaydı ya. Nedir o zaman bunun maksimum değeri? Tabii ki 49'dur ve getirirsin bunun 49, yani maksimum değerini burada yerine yazarsan minimum değerini bulmuş olursun. N sayısının 665'ten ne yapacakmışız gençler? 49'u çıkaracakmışız. Eğer 50 çıkmış olsaydı 615 olurdu ama 50 çıkmamış, 49 çıkmış, 616'dır cevap diyeceğiz. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş gençler. Bakın bu arada bu videoları çekerken de sakın şöyle bir algı oluşmasın aklınızda ha. Ya işte SML Hoca da yeni nesil soruları hep övüyor. Eski nesil sorular kötü diyor. Böyle bir durum yok. Yeni nesil soruların da içerisinde berbat olanları var. Eski nesil soruların içerisinde de şahane olanları var. Böyle bir algı oluşmasın aklınızda. Eski nesil sorular hala sorulmaya devam edilseydi eğer, yani nasıl diyeyim, YGS, LYS sistemi hala devam etmiş olsaydı, emin olun kanalda tabii ki sürekli
Eski nesil sorularda çözüyor olurduk. Ki kaldı ki zaten çözüyoruz. Ama yeni nesil ağırlıklı, biliyorsunuz benim çözdüğüm sorular sizlere genellikle AYT haricinde. Çünkü AYT'de hala eski sistem devam ediyor. Ama TYT'de arkadaşlarım, madem ki yeni nesil soru fazlalığı var hem Milli Savunma Üniversitesi sınavında hem de TYT'de arkadaşlar. Madem yeni nesil soru fazlalığı var, fazla miktarca soruluyor. O halde arkadaşlar tabii ki bunları bu şekilde nasıl çözmemiz gerekiyor? Nelerinden korkmamamız gerekiyor? Hangilerinden korkmamız gerekiyor? Bunları da tabii ki göstermek gerekiyor. Evet, nasıl oldu peki? Ne nasıl oldu? Bölme bölünebilme ile alakalı olan sorular nasıl sorulmaya başlandı? Bir de buna bir bakalım sizle beraber. Diyor ki bakın. Aşağıda A ve B istasyonlarına gitmek için geçiş yapılacak iki tane turnike görseli verilmiş. Turnikelerin ekranındaki sayılar o ana kadar turnikeden geçen kişilerin sayısını ifade ediyor arkadaşlar. Bakın, A istasyonuna 10 kişi, B istasyonu 26 kişi olarak gösterilmiş burada. B istasyonuna gitmek için turnikeden geçiş için kişi başı ücret A eksi 2 liraymış. Yani bakın, bunun ücreti A eksi 2 liraymış. Bunun ücreti de A istasyonuna gitmek için turnikeden geçiş ücreti B istasyonuna gitmek için turnikeden geçiş ücretinden 4,5 lira fazlaymış. Yani arkadaşlarım, şuna 4,5 eklerseniz A eksi 2'ye 4,5 ekleyin. A artı 2,5 yapar. Doğru mu? Bu da bu kadar liraymış gençler. Buna göre turnikelerin ekranındaki kişi sayılarına göre ödenen toplam ücret aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünür diye sorulmuş. Şimdi yandaki soruda bakın kaç tane işlem yaptık ama soru bir o kadar kısaydı. Burada soruyu okumayı daha yeni bitirdik. Yorumlaya yorumlaya soruyu okumayı daha yeni bitirdik. İşleme anca başlıyoruz. Şimdi önce diyeceğiz ki toplam ödenen ücreti bir bulalım biz. Toplam ödenen ücret nedir? Deriz ki 10'la bunu çarparız. Çünkü 10 kişiden alınan, her birinden alınan para bu. 26 kişinin her birinden alınan para da bu. Madem öyle çarparsanız 10'a 10 çarpı A. 2,5'la 10'u çarparsanız 25. Burası da 26A. Ve eksi 2 kere 26 da 52 yapar. Toplam alınan, toplanan ücret ise şu ikisini toplayın. 36A. Eksi 52 artı 25'ten eksi 27 değil, eksi 20 bakalım 8 yapar değil mi? Bir daha kontrol edeyim. Eksi 52 27 yapar. Aynen. Şimdi gençler, 36A eksi 27 lira toplanmış. Peki hangisiyle tam bölünür diye sorulmuştu ya. Hem 36 hem de 27'yi bölen sayılar neler? En büyüğü hangisi? Mesela 9 değil mi? O zaman ben 9 parantezini alırsam burayı 4A eksi 3 gelecektir. Bakın burası artık çarpanlarına falan ayrılmıyor. O halde ben diyorum ki bizim burada toplam alınan ücretimiz 9'un bir katıysa eğer, bu sayı da 9'a zaten tam bölünür diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır ve umarım yaptığımız işlemlerin ne kadar basit ve ne kadar sade olduğunu da görüyorsunuzdur arkadaşlar. Soru evet uzun. Soru evet şöyle uzaktan baktığınız zaman böyle gereksiz korkutucu bir sorumuş gibi geliyor. Bu yorumları ben yapmıyorum ha. Öğrencilerden aldığım duyumları ben size şu an aktarıyorum. Yani başka öğrencilerden aldığım duyumları siz öğrencilerime aktarıyorum. Genelde gençler böyle düşünüyor. Soruyu görünce diyor ki işte hocam ben bu tarz soruları yapamıyorum. Hayır, soruyu okumadım bile daha. Şeklini görüp korkuyorsun. Yapma böyle şeyler lütfen. Yandaki soruya bakın. Ne kadar az korkutucu. Ne kadar basit duruyor. Topu topu 4 satır ki zaten 1-2 tanesi yarım satırdan oluşuyor. Yani toplasanız 3 satır. 3 satır soru bakın işlemlerine. Bakın arkadaşlar, paragraf soru bakın işlemlerine. Soruyu anlamanız önemli ki zaten temel yeterlilik testi bunun, bu sınavın ismi. Yani sizin ne kadar büyük matematiksel işlemler yapabildiğinizi ölçmüyor. Temel yeterlilik sınavı arkadaşlar, temel yeterlilik testi bu. Yani yeterli misin değil misin bunu ölçüyor. Aslına bakarsan daha çok okuduğunu anlama yetini ölçüyor. Zaten sen şunu okuyup anlasan emin ol soruyu çözersin. Emin ol soruyu çözersin. Hatta ve hatta illa A demek zorunda değilsin. Bir tanesine dersin ki mesela A eksi 2 liraymış ya. A'ya gidersin 0 verirsin. Tamam, A 0 olmaz. A'ya örnek veriyorum 3 verirsin. A 3 olunca demek ki bunların fiyatı 1 liraymış dersin. A 3 olursa hocam burası da 5,5 lira ödüyorlarmış dersin. Çarparsın 55.
çarparsın 26. İkisini toplarsın 81. 81 aşağıdakilerden hangisine tam bölünüyor? E tabii ki 9'a bölünüyor. Bunu da yapabilirsin. Soru gayet basit aslında. Sadece diyorum ya, okuduğunuzu anlayıp. Tamam. Devam ediyorum. Bir alt sayfamızda. Orada yine bir nasıldı bir de nasıl olur kısmı var. Nasıl diye bir bakalım. Nasıldı ve nasıl oldu. 5 basamaklı bir sayımız varmış gençler. X, Y, 8, Z, T. Tam eski nesil soru bak. X, Y, 8, Z ve T. Şimdi diyor ki bana, X ile Z'nin toplamı Y'dir. Tamam, onu yazalım şöyle kenara. X ile Z'yi toplayınca biz Y'yi buluyormuşuz. Ve sayının 10'la bölümünden kalan 4'tür demiş. Hayda, 5 basamaklı bir sayı var. Sayı 10'la bölünüyor, kalan 4 oluyor. He. Sayının 10'la bölümünden kuralı neydi? Son basamağına bakıyorduk değil mi? Demek ki o zaman bunun son basamağı 4'müş. Yani ben buradaki T'yi siliyorum güle güle. Buraya ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Ve sayı 9'la tam bölünüyormuş. 9'la bölünme kuralı neydi? Rakamlarının toplamı 9'un katıysa sayı 9'un katıdır. Madem öyle, rakamlarını toplayalım. Bakın 8 ile 4'ü biliyoruz. Topladım 12. Artı x artı z artı y diyeceğim. X artı z artı y. Neden x ile z'yi yan yana yazma ihtiyacı hissettim? Çünkü ben x ile z'nin toplamının y olduğunu biliyorum. Yani sevgili gençler, şu kısım y'ymiş. Y artı y de ne yapar? 2y yapar. Yani 12'ye 2y eklediğimiz takdirde bu sayı 9'un bir katı oluyormuş. Peki şimdi ben bu sayıyı nasıl 9'un katı yaparım? 12'nin üstüne ilk hangi sayıyı eklersem 9'un katı olur? Tabii ki arkadaşlar 6'yı. Bir 9 daha eklerseniz tabii ki 15'i. Bir 9 daha ekledim 24'ü, bir 9 daha ekledim 33'ü diye bu şekilde gidiyor. Durduramayız ki kendimizi bu şekilde. Peki hangisi olduğunu nereden bileceğiz? Hemen şunu yapacaksınız arkadaşlar. 2y demiş ya, buradaki y'nin bir rakam olduğunu unutmayın. Y maksimum 9 olsa 2 kere 9'dan buranın maksimum değeri zaten 18 gelir. Yani sizin burada 24 ile 33 ile zaten işiniz yok. Tamam, zaten öyle bir derdiniz yok. Madem ne yapacağız? Ya 2y 15'tir diyeceğiz ki olamaz. Çünkü y rakamdı. 2y 15 ise y 7.5 gelir. 7.5 da rakam değil. Bu da olamıyor. O zaman 2y kesinlikle ama kesinlikle neymiş? Bakın burada 6'ymış. 2y 6 ise y kaçtır? Tabii ki 3'tür. Doğru cevap da C seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Bakın bu da kısa bir soruydu. Satılmakta olan ürünlerin ambalajlarının üzerlerinde görüntüsü siyah ve beyaz çubuklardan ibaret olan dikdörtgen biçiminde bir etiket bulunur. Okuduğunuz ve anladığınız ilk cümle değil, ilk ifadeden sonra durun, mola verin demiştim size. Durun, mola verin, bir es verin arkadaşlar ve daha sonrasında soruyu 2-3 saniye bir yorumlayıp ne demek istediğini anlayın, sonra okumaya devam edin. Bu etikete ürünün barkodu denir ve elektronik tarayıcılarla okutulunca ürünün stok ve fiyat bilgilerini gösterir. Hani şu kasiyerlerin kullandığı dıt dıt diye okuyorlar ya arkadaşlar. Heh. İşte o barkod, yani o barkod sistemi, barkod sistemi barkodu okuyunca, cihaz barkodu okuyunca siyah çubukları, şuradaki siyah çubukları 1'e dönüştürüyor. Beyaz çubukları da 0'a dönüştürerek bir kod oluşturuyor gençler. Aynen bu şekilde, bakın şurada yazıldığı gibi, tamam mı? 6 çubuklu başka bir barkodda sadece 3 tane siyah çubuk vardır demiş. 6 çubuklu ve 3 tane siyah çubuk var. Siyah çubuklara 1 diyeceğim, beyazlara 0 diyeceğim. O zaman bana ne çubuktan? Değil mi? Ne var saçma? Çubuktan bana ne? Buraya çubuk falan çizmeye çalışmasaydın. Siyah çubuk adedi 3 taneymiş. O zaman 3 tane birimiz var. Beyaz çubuk da 3 tanedir o zaman. Çünkü toplam 6 tane çubuk vardı. 3 tane 0 vardır o zaman. Ve bana diyor ki bu barkodun kodunun, yani şunun en büyük değeri. Ben bunun en büyük değerini nasıl yazarım? Başa mutlaka 1 yazacağım zaten, en büyük gelsin diye. Daha sonrasında aslında şu en büyük değeri, fakat hani ne demiş? Herhangi iki siyah çubuk yan yana değildir demiş. Herhangi iki çubuk siyah çubuk yan yana değilse birler yan yana olmayacak. Yani 1 0 1 0 1 0 yazacağım ben mecbur. İşte bunun 11'le bölümünden kalan sorulmuş. He, tamam. 11'le bölümünden kalanı nasıl yapıyorduk? Artı eksi artı eksi diyorduk ama ben size daha kolayını öğretmiştim. 0'dan 1'i çıkar eksi 1. 0'dan 1'i çıkar eksi 1. 0'dan 1'i çıkar eksi 1. Toplayınca eksi 3 yapıyor. Eksi 3'ün 11'le bölümünden kalan, negatif sayıyı bölmüyoruz tabii ki,
Negatif gelince bölen sayıyı ekliyorduk üstüne. Üstüne 11 ekliyorsun, kalan kaçmış? 8. O zaman cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Bakın ne kadar basit bir soru. İşlem yapmıyoruz, işlem. İşlem yok. Yorum sorusu. Yukarıdaki de öyleydi. Yorum sorusu. Ufacık işlemler var. Başka hiçbir şey yok. İşlem yok arkadaşlar. Yapmıyorsunuz. Çoğunu da yapmıyorsunuz. Emin olun. Ve nasıl olur? Nasıl olur? Bir bakalım. Yine bak bu da korkutucu bir soru. Yani şunu ben 100 tane öğrenciye sorsam sınava girecek. Yarısından fazlası der ki hocam ben bu sorulardan korkuyorum. Ya korkmanıza gerek yok cidden. Soruyu anlayın yeter. Okuyalım bakalım. Katlanır bir cetvel. Her biri aynı uzunluktaki parçalardan oluşmakta ve 3 metrelik bir uzunluğu ölçebilmekte. Tamam, 3 metrelik uzunluğu ölçebiliyorsa 3 metreden fazla veya tam 3 metrede diyebiliriz. Aşağıda bu cetvelin ilk 3 parçası gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre 181 sayısı bu cetvelin kaçıncı parçasının üzerindedir diye sorulmuş. Şimdi burada çok güzel çeldiriciler var. Efsanevi çeldiriciler var. Örnek veriyorum. Öğrenci bunu okuyor. Diyor ki ha bak burası 10 santim diyor. Demek ki hepsi 10 santim. O zaman 181 soru da çok basit değil mi? 181'i 10'a bölüyorsun. 18 kalan 1 ise 18 parça ilerlemiş. Demek ki 19. parça üzerinde cevap Edirne. Diyebiliyor. Bu yanlış çözüm ha. Tamam, bu yanlış çözüm. Ne yapacağız? Yani niye yanlış çözüm çıktı ki şimdi? Çünkü gençler, şundan kaynaklı yanlış çıktı. Şimdi bak sıfırdan başlıyor bu 10'a kadar. Sıfırdan 10'a kadar 10 tane sayı yoktur. 11 tane sayı vardır. Yani sıfırdan 10'a kadar 11 tane sayı var. Peki 11'den 21'e yine 11 tane sayı var. 22'den burası da o zaman son sayı ne olur? 32 olur. Kaç tane sayı vardır? Yine 11 tane sayı vardır. 11 tane sayı. Peki ne yapacağız o zaman? 181'i madem her birinde 11 sayı var 11'e böleceğiz. 181'i 11'e böleceğiz. Peki kaç defa var? 1. 1 kere 11. 11 çıkardım. 7. 71. 71'in içinde 11. 6. 6 kere 11. 66 çıkardım 5. Bu ne demek biliyor musunuz? 16 parçadan sonra 5. sayı 181'dir demek. Yani kaçıncı parçanın üzerinde bulunuyor? 16 parçaya geçtiyse tabii ki 17. parçanın üzerinde 181 yazıyordur deriz sevgili gençler. Görüyorsunuz. Kazanım desek sadece bölme bölünebilme üzerine odaklanılmış fakat hani diyorum ya çeldirici rahatlıkla gizlenebiliyor bu soruların içerisinde. Ne dersiniz? Çünkü arkadaşlar hikaye var. Hikayenin içerisinde çeldiriciyi rahatlıkla saklayabilirsin. Yani bu eskiden mesela eski nesil soruları falan yazarken bazen ara sıra yazıyoruz, mecbur kalıyoruz. Eski nesil sorulardan falan yazarken arkadaşlar şu tarz muhabbetler ortaya çıkıyor. Mesela illa çeldirici koyacağız ya şimdi sorunun içerisine. Sorunun başında örnek veriyorum. Demişiz ki işte A eleman pozitif doğal sayı diye başlamışız. Soruyu buraya dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. İşte A artı B eksi B kare çarpı A bilmem kaç eşittir şuysa bu buysa şu da şuysa. İşte diyoruz ki A'nın alabileceği değer kaçtır? Ya da A'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? İşte A'nın da 3 tane değeri çıkar. İkisi negatif, bir tanesi pozitif olur. Veya birisi ikisi pozitif olur, bir tanesi negatif olur. Sonra çocuk bunların hepsini çarpar A'nın alabileceği değerler içerisinde. Ve sonucu negatif bulur, negatif işaretler. Sonucu işaretler ve o da şıkta vardır. Ama biz burada soruyu niye bu kadar uzata 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 yazıyoruz? Çünkü çocuk şurayı unutsun istiyoruz. Yani çocuk demeyeyim de sınava tabi tutulan kişinin bu çeldirici içerisinde düşmesini istiyoruz. Çünkü her sorunun bir çeldirisi olmak zorunda. Tamam? Dolayısıyla arkadaşlar A bir pozitif tam sayı unutuyor çocuk. Sonra gidiyor şunların ikisini çarpmak yerine tamamını çarpıyor ve negatif bir sonuç buluyor. Soru tamamen patlıyor. Ne kadar doğru çözerse çözsün. Ama hikayeli sorularda çünkü burayı uzun tutmak zorundayız dedik. Hikayeli sorularda arkadaşlar hikayenin içerisinde rahatlıkla sen o çeldiriciyi gizleyebiliyorsun. Soru ne kadar kısa veya uzun olursa olsun. Çocuk hikayeyi de bir yere hatırlamıyorsa bitti. Tamam. O yüzden dikkatli oluyorsunuz. Okuduğunuzu anlama yetisini ölçüyor demiştim zaten bu sınav. Ve hala da ölçmeye devam edecek aklınıza bulunsun gençler. Şimdi Obebokek'te ben sizi bekliyor olacağım. Diğer videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.